Godard filmi 21. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde Çinli sinema severlerle buluştu. Godard filmini izleyen seyircilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Semih Kaplanoğlu, Godard filmiyle ilgili izleyici görüşlerini de dinledi. Öncelikle bizi burada yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. 我想问一下导演这个作品有没有受到另外一部电影的影响，然后那部电影是叫做《Stalker》，然后他的导演是Tarkovsky。 Evet, bu film aynı zamanda Andrei Tarkovsky'ye, ki kendi ustalarımdan addederim onu. Benim bütün yani film yapma sebebimdir kendisi. Onun Stalker filmine de bir selam içeriyor. 导演您好，我非常喜欢您的这部作品，因为我本身就是非常喜欢黑白系列的一些感觉的东西。我就问一个很简单的问题，我想问导演为什么以这种黑白的形式呈现您的这部作品？谢谢。Teşekkür ederim soru için. Şimdi bu filmi ben 3 kıtada çektim. Çok farklı coğrafyalar, iklimler, mevsimler, mekanlar, bunları birleştirecek ana şey görsel malzemenin siyah beyaz olduğuna karar verdim. Ayrıca bir de tabii siyah beyazın getirmiş olduğu bir zamansızlık etkisi de var. 我刚在看电影的时候有一个想法，就是我觉得在这样一个环境当中，其实 从经济上来说，这样一个社会是很难成立的，就是可能在这个环境下已经没办法维持这样一个城市的一个组成的。那我在想，您在叙事的时候，把这个故事放在这样一个环境下，是不是会考虑到这个可能会带来的一种现实荒诞的对比？ 是你是觉得可以利用它，还是说，有什么其他的原因？ Şu anda bu dünyayı yaşıyoruz zaten. Bence şu anda bunu yaşıyoruz biz. Daha bugün Channel 4'da İngiliz gazetesi dergisi, televizyonu Amerika'daki mülteci kamplarında çocukları hapsettikleri kampları gösterdiler. Ve bizim filmimizin başındaki kamplar gibi aynısıydı. Siz bilmiyorum farkında değilsiniz belki ama dünya şu anda bunu yaşıyor zaten. Ayrıca Semih Kaplanoğlu 21. Şanghay Uluslararası Film Festivali Altın Kadeh Ödülleri ana yarışma bölümünün jüri üyeleri arasında yer alıyor.